Suyunuzu boşa harcamayın. Tasarruma devam. Suyunuzu boşa harcamayın. Tasarrufa devam. Tarihini ve bugününü, siyasal gerçekliğini ve siyasal yüzünü okuyabilmek için en iyi kitaptır. Yani meydanlar hayatın aktığı yerdir. Hayat tek bir boyuttan akmaz, tek bir damardan akmaz. Her zaman acı hissedilmez, acı her zaman hissedilmez. Çalkantılar yaşanır ama günlük hayat akar gider. Gelişmelerin hepsini tek bir çizgiye oturtmak mümkün değil. Sanki sürekli iyi bir çizgi, iyi bir gelişme varmış gibi düşünmek de doğru değil. Geriye gidiş sürekliymiş gibi iddia etmek de doğru değil. Die Heinrich-Böll-Stiftung wuchs gemeinsam mit der Zivilgesellschaft in der Türkei heran. 1994, als das Büro gegründet wurde, steckte auch die Zivilgesellschaft in den Anfängen. In den kurdischen Gebieten tobte der bewaffnete Konflikt. Damals engagierte sich auch die grüne EP-Abgeordnete Claudia Roth mit ihrem Istanbuler Büro für die Demokratisierung des Landes. Also der Kampf für die Menschenrechte damals, natürlich die kurdische Frage, ganz im Zentrum, wo es offene Gewalt, die Nevros-Feierlichkeiten, die Verhaftung von Leyla Zana. Also über die Jahre ist viel passiert und Erdogan, der jetzige Premierminister, ist dann Bürgermeister von Istanbul geworden. Ich kann mich erinnern, wie die Freundinnen, die Feministinnen Angst hatten und gesagt haben, keine Miniröcke mehr anziehen und. Ne? Rechtsanwälte spielen eine wichtige Rolle im Kampf für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Der Anwalt Mehmet Uçum war zu Anfang Projektpartner und verteidigte später die Stiftung vor dem Staatssicherheitsgericht. Kamuoyuna dönük hukuk toplantılarında mutlaka sponsor desteği arıyorsun. İşte salon kirasıdır vesaire, konukların karşılanması falan. Zannediyorum 2002'ye kadar Heinrich Böll'den bu tip destekler alarak çalışmalar yürüttük. Aklıma gelen ilk proje faili meçhul cinayetler ve kayıplar projesiydi. Onun dışında azınlık haklarına ilişkin bir toplantı yapmıştık. O dönemde de Heinrich Böll bize destek oldu. Kamerin kuruluşundan önce ben Böll Vakfı'na ulaştım. Kuruluşundan önceki süreçlerde buradaki benim arayışlarım sırasında bile Böll Vakfı ile birlikteydik. Hatta yer tuttuğum gün buradalardı mesela. İlk eşyamızı aldığımız gün buralardaydılar. İlk desteklerimizi onlardan aldık. Kamerin küçük bir bürosu, bir masası, bir telefonu falan vardı. Onları Böll Vakfı'nın desteğiyle almıştık ve ilk 5 aylık giderlerimizi onlar karşılamıştı. Dolayısıyla böyle sanki kamerin kuruluş sürecinde Böll Vakfı vardı. Diyarbakır, die größte Stadt im kurdischen Südosten, ist nicht nur von Gewalt, Flucht und Migration geprägt. Mit ihrem reichen zivilgesellschaftlichen Leben ist sie auch Symbol für die Hoffnung auf Frieden. Heinrich Böll Derneği ile aslında ilk tanışmamız 10 yıl önce oldu. 10 yıl önce bölgeden baro başkanları ve avukatlarla beraber Berlin'e gittik ve orada mültecilerle, mültecilerin sorunlarıyla, Türkiye'den giden mültecilere ve mültecilerin sorunlarıyla tartıştık, konuştuk ve bizim için çok önemli bir deney olmuştu o toplantı. Mülteciliğin nasıl bir zor bir süreç olduğunu bizzat yerinde görerek, kamplarına giderek falan tanıştık ve görüştük. Çok ilginçti ve oradaki birçok insan bizi bir kurtarıcı gibi algıladılar. Çünkü önlerindeki süreç belirsiz bir süreç. Burada zaten onlara yardım etmişiz bir vesileyle. Orada da bizi görünce başka bir hal aldı durumları. Nasıl olduk? Türkiye'de Kürtler barış süreci için temel gereksinimler başlıklı konferans. Bence hem yani Diyarbakır bakımından bir ilk hem de Türkiye bakımından bir ilkti. Bu kadar geniş kapsamlı ve dünya örneklerinin tartışıldığı ve neredeyse sorunun tüm taraflarının yer aldığı bir toplantıydı. Siyasetçilerin hemen hemen
tüm renkleri toplantıda vardı ve akademisyenler vardı, gazeteciler vardı. Dünyada bu işle ilgili çalışmış örgütlerin temsilcileri vardı, kendi deneyimlerini aktardılar. O kadar yoğun bir ilgi vardı ki, yani sadece konferans salonunda değil ama konferansın dışındaki salonda insanlar izliyorlardı toplantıyı aynı zamanda. Toplantı bittiğinde yine insanlar kalkmıyordu yerinden. Yani biz toplantının bittiğini anons etmek zorunda kaldık mesela. Yani işte toplantı artık bitmiştir falan. Kuşkusuz yani bu toplantının amacı tabii yani bu sorunun çeşitli boyutlara tartışmasını sağlamak. Yani aynı zamanda rahatsızlık vermek. Sezgin Bey'in dediği gibi yani biz yani Heinrich Böllenburg işi herkesle uyum sağlamak değil. Yani biz burada var olan dertleri üzerine yani biz çözüm arayış içine girmek ve tabii ki ulusalcılar bizi kesinlikle sevmiyorlar. Tabii ki tehditler oluyor, rahatsız ediyorlar bizi. Ama ya işimiz, görevimiz birazcık budur ve biz onu dayanmak zorundayız. Yoksa bir işimizi zaten devam edemeyiz. Yani böyle vakfı Diyarbakır'da birçok sivil toplum örgütten daha fazla tanıyor. Dolayısıyla vakfın artık Diyarbakır'la ilgili bir sorunla ilgili böyle bir sorumluluğu var. Ago, we launched a project and we did a survey in 5 districts of Diyarbakır, and it's one of the districts we call Suriçi area. And after all this research, we published a book called The Forced Migration in Diyarbakır. And it was the first time that we tried to write a book, and we told in all development center with all our members what we have, how we need to write this book, because we want to reach the heart of the people in the west part of Turkey. And because of this, we wrote the book like this, you know, the life in the village, what happened at that day, at the day that they forced to migrate, and what is the life after 15 years now in Diyarbakır, in these areas of Diyarbakır. And we tried to write the book by giving their own sentences. Koşulları ne olursa olsun hiç kimse kendi tarlasından, kendi arazisinden, kendi evinden, kendi bahçesini bırakıp Diyarbakır'ın sokaklarında 10 milyona eski halın orada hamallık yapmaz. Kimse gidip eski halın orada çürük domatesleri getirip çocuklarına yedirmez. Me dajot me jodikir me bedere kubadikir me germi kal daniya me bostani kub daniya me fringi mringi kub temajikir razı me hebu. Her tıştı mehev. Göçten gelen insanlarımız gibi olaylar 15-18 senedir devam ediyor. Daha da bu insanlarımız yani biz daha da diyoruz ki işte biz Avrupa Birliği'ne girelim. İşte biz niye bugün diğer ülkeler gibi biz de niye özgür olmayalım? Niye bir her ekonomik özgürlüğümüz olmasın? I think just only the Heinrich Böll. They support this kind of, you know, activities that we can discuss our problems. I think this is very important and this is what makes for me Heinrich Böll special. Usually most of the donors, you know, they are looking from here, to the NGOs, you know. But with Heinrich Böll, we have very, very equal relations. I'm sorry, Ulrike, but we were talking about you with someone. And when we talk about this, and he said that
that crazy woman, you know. And I really think that we need crazy women, you understand? In this kind of countries, some people has to be crazy. Es gibt hier Arbeit ohne Ende und es gibt hier Lernen ohne Ende. Soll ich die Wirklichkeit sagen oder ist es unter uns? Türkiye hani böyle gibi çalışsa, hani gerek bürokrasi, gerek projeler ve karar verme aşamaları, iki yılda kalkınacağını düşünüyorum Türkiye'nin. Gerçekten. Jetzt möchte ich lieber türkisch reden. Nein, auf ja, unbedingt türkisch, bitte. Almanya'da örneğin bunun bir diyelim ki bilgisayarın kullanım ömrü 10 yıldır, Türkiye'de 5 yıldır. Bunu afaki olarak söylüyorum tabii. Bunu işte karşılıklı anlatabilmek. Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alenen aşağılayan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Also, das wird vielleicht nicht wortwörtlich sein, aber Personen, die das türkische Parlament, das Türkentum, was war noch? Cumhuriyeti. Und die türkische Republik offen beleidigen, werden mit einer Gefängnisstrafe von 6 Monaten bis 3 Jahren bestraft. Then they will turn off the lamp. They decided to build new, maybe 15 and 20 coal power plants. So it's so amazing and stupid. They will never get the aims. They will sign Kyoto, but they do not fulfill the obligation. Yeah, but they want to participate in a negotiation round for the next Kyoto. Die Ausstellung hier eröffnet hatten in Istanbul die Reaktion der armenischen Bevölkerung, die noch in der Türkei lebt, was die ja die armenische Bevölkerung hier, was sie in diesen in dieses Tagebuch quasi reingeschrieben hat, so nach dem Motto, ihr habt uns eine Heimat gegeben, das hat mich total ergriffen. Merhabelev adlı iki taraftan, Ermenistan ve Türkiye'den fotoğrafçıların birlikte düzenlediği bir sergi ortaya çıktı. Bizim için de çok önemli oldu bölgeyi tanımak açısından. Was Konferenzen nicht vermögen, leisten kulturelle Aktivitäten wie Ausstellungen oder die NTV-Doku-Serie Türkei in Bewegung. Sie erreichen breitere Kreise, regen die Sinne an und machen hierdurch Probleme fühl- und greifbar. Dadurch tragen sie zur Überwindung von Stereotypen und Klischeevorstellungen bei. Avrupalılar her konuda gelip diğer ülkelerde çalışabilirler. Diğer ülkeler Avrupa'da çok sınırlı konularda çalışabilirler. Bu klasik oryantalist şema beni de rahatsız ediyor. Diyelim şimdi Türkiye'den hani ben Almanya'ya davet edildiğimde genellikle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili konuşmamı isterler. Ya da işte Türkiye'deki siyasal gelişmelerle ilgili konuşmamı isterler. Ama onlar buraya geldiklerinde her konuda konuşabileceklerini düşünürler. Bu oryantalist bakış her yerde var. Bunun üstüne gitmekte fayda var. Bunu kıramadığınız sürece diyelim senin bugün burada buradaki çabalarınla biraz o yabancılık algısı kırılmış olabilir ama ileride tekrar geri gelir. Çünkü şartlar çok elverişli. Mesela neden Heinrich Böll'ün Türkiye bürosuyla yani Brezilya'da var mı? Niye Brezilya'yla ilişkimiz yok ki bizim?
Yeah.